Herkese merhaba, bu videoda size içtiğimiz suların kalitesini göstereceğim. Bunun için de TDS cihazı kullanacağız. O zaman TDS nedir, ne işe yarar, TDS cihazı nedir ve bu cihaz ile yapacağımız ölçümler için videomuza başlayalım. Öncelikle TDS'nin ne olduğu ile başlayalım. TDS, İngilizce Total Dissolved Solids kelimelerinin kısaltması olup, çevirisini ise toplam çözünmüş madde olarak yapabiliriz. Su içinde çözünmüş halde bulunan bu maddeler mineralleri, anyonları, katyonları, ağır metal iyonlarını ve az miktarda organik maddeleri içerir. Kısaca TDS, suyun içerisinde çözünme sonucu oluşan katı madde yoğunluğuna verilen isimdir. Birimi ise ppm'dir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda bir birimlik maddesine 1 ppm denir. İçtiğimiz suları belli bir şekilde kategorize etmişler bu ppm değerlerine göre. Buna göre 0-17 arası yumuşak su, saf su birinci sınıf su anlamına geliyor. 18-60 ppm arası birinci sınıf kaynak suyu olarak karşımıza çıkıyor. 61-120 ppm arası ikinci sınıf orta sert su yani kullandığımız şebeke suyu olarak karşımıza çıkıyor. 121-180 arası üçüncü sınıf sert su. Bu içmek için biraz tehlikeli bir aralık. 181-300 arası dördüncü sınıf çok sert su olarak karşımıza çıkıyor. İçmesi çok tavsiye edilen su değil ama Genelde çeşmelerimizden akan sular bu sertlikte. 301 bin arası içilemez su olarak tasvir ediliyor. 1001 5000 arası acı su. 5001 15000 arası çok acı su. 15001 30000 arası tuzlu su. 30001 ve üstü ise deniz suyu olarak tabir ediliyor. Şimdi farklı yerlerden topladığım gerek hazır su olsun, gerek arıtılmış su olsun, gerek saf su olsun Farklı suları bir araya getirerek bunların değerlerini ölçtüm. Hadi bu testlere bakalım. Karşımıza neler çıkacak. Elimizde sırayla saf su, artılmış su, sırma su, kardelen su, hayat su, irikli su, çeşme suyu, kaynamış çeşme suyu, tuzlu su, şekerli su ve deniz suyu olmak üzere 11 tane farklı su çeşidi bulunmakta. Şimdi bu suların TDS değerlerini tek tek ölçeceğiz. Bakalım neler çıkacak. İlk olarak saf suyu ölçüyoruz. Değeri 4 ppm çıkıyor. Gerçekten 0-17 arasındaki en düşük değerlerden bir tanesi bu. İkinci olarak arıtılmış suyumuza bakıyoruz. Arıtılmış suyumuzda 12 ppm çıkıyor. PPM değeri çok düşük olduğu için içim çok yumuşak bir su, arıtılmış su. Şimdi hazır sulara geçelim. Sırma suya bakıyoruz. 119 ppm çıkıyor. Kardelen suya bakıyoruz. 75 ppm çıkıyor. Hayat su 88 ppm. Erikli su 75 ppm. Çeşme suyu 204 ppm. Kaynamış çeşme suyu 319 ppm çıkıyor. Peki neden? Kaynamış çeşme suyunun TDS değerinin normal çeşme suyunun TDS değerinden neden daha yüksek olduğunu merak ediyorsunuz sanırım. Su kaynadığında oluşan buhar saf sudur. Yani içinde herhangi bir çözülmüş madde yoktur. Bu çözülmüş maddeler ise buharlaşmamış olan suda kalır. Demlikte kaynattığımızı farz edersek demlikte kalır. Bu şekilde kalan suyun yani kaynamamış suyun çözülmüş madde olarak yoğunluğu artmış olur. Örnek verecek olursak bir bardak ve yarım bardak suyun içerisine eşit miktarda şeker atalım. Hangisi daha şekerli olur? Tabii ki yarım bardak su. Bu yüzdendir ki çaydanlığın dibinden aldığımız suyun tadının kireç gibi olması ve yine bu yüzdendir ki Ocak üstünde içinde su ile kaynayan demliğin içinin böyle olması. Testimize devam edelim. Test için çeşmeden eşit miktarda çeşme suyu koydum bunlara. Ve bardağın bir tanesine bir kaşık tuz, bir tanesine ise bir kaşık şeker attım. Şimdi sırada tuzlu su var. Tuzlu suyun değerinin 8090 olduğunu görüyorum. Bayağı yüksek bir değer. Yani içmeyin. Şekerli suya bakıyorum. Tuzlu suyu oranla daha masum. 254. Bunu zaten çayımızda sürekli atıyoruz. Son olarak deniz suyuna bir bakalım. Deniz suyu da gördüğümüz gibi 8090 ppm çıktı. Sanki tuzlu suya attığım tuz miktarını ayarlamışım da deniz suyuyla aynı çıkmış gibi. Bu deniz suyu Akdeniz'den aldım bunu Sida'dan. Tamamen denk geldi tuzlu suyla aynı çıkması. Ama bunu da içmeyin. Bunların testlerini bitirdikten sonra fantaziye kaçmak istiyorum farklı farklı değişik değişik sıvıların değerlerini ölçeceğim. Bunun içinde çay, soda, yoğurt ve yoğurt çorbası olacak. Bunlar dediğim gibi tamamen fantazi. Elimizde yarım bardak tavşan kanı olmayan çayımız, yarım bardak sodamız, yarım bardak homojen olsun diye karıştırdığımız yoğurdumuz ve yoğurt çorbamız var. Bakalım bunların değerleri nasıl çıkacak. İlk olarak çaydan başlayalım. 718 ppm çıktı. Cihazda kalıntı kalmasın diye suya sokuyorum. Ki temizlensin Sodamız 758 çıktı Çayla soda Başa baş bir mücadele veriyor Yoğurdumuz tabii ki daha yüksek yoğunlukta olduğu için çok daha fazla olmasını bekliyoruz 2600 ppm çıktı Deniz suyundan daha az çıktı oh. <laughs> Son olarak yoğurt çorbamız deneyeceğiz <laughs> aynı yoğurttan yapıldığı için midir nedir o da 2600 çıktı. Gördüğümüz gibi her sıvının içerisindeki çözülmüş katı miktarı farklı. Yapmış olduğumuz testlerde ise en az TDS oranı arıtılmış suda çıktı. Saf suyu saymıyorum o içilebilir bir su değil. En fazla oran ise deniz suyunda çıktı. Ölçtüğümüz su değil de farklı sıvı maddeler olduğu zaman TDS oranı ister istemez yükseliyor. Şunu da belirtmekte fayda var ki yapmış olduğum testler hazır suların kötü olduğu anlamına gelmez. Zira bu testler bunu da kanıtlamaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.